Evet, 11. soru. Aşağıdaki görselde bir bileşik makine sistemi yer almaktadır. Sürtünmeden ihmal edildiği bu sistemde X ve Y cisimleri denge halindedir. Makara ve eşit bölmeli çubuğun ağırlıkları ile sürtünmeler önemsizdir. Buna göre bu sistem ile ilgili hangileri doğrudur diyor. X ve Y cisimlerin ağırlıkları birbirine eşittir. Şimdi bakalım. Değer verelim. Örneğin X cisimimiz 20 Newton olsun. X cismi 20 Newton olsa şu kollara ne düşüyor? 10 Newton'a 10 Newton düşüyor. Sonra bakın aynı ipteki gerilme kuvveti aynıdır mantığımızda. Şu ipimizde de 10 Newton'luk bir gerilme var. Bakın ip yine aynı. O zaman burası da 10 Newton. Şimdi bakın şurası ne oldu? Artık bir kaldıraç sistemimiz oldu. Ve 10 Newton'la çeken bir kaldıraç oldu. Kaldıraçta şu kuralımız vardı. Kuvvet çarpı kuvvet kolu, yük çarpı yük kolu. Bakın burası benim artık 10 Newton'luk kuvvetim gibi düşünebilirsiniz. Ne olacak? 10 çarpı 10 çarpı 4 kuvvet kolu. Bakın şurası 4 birim olduğu için 4 dedik. Y çarpı 2. Şurası da 2 birim bakın. Buradan ne oluyor? Gerekli işlemler yaparsak 40 bölü 2'den y eşittir 20 Newton çıkıyor. O zaman birinci öncülümüz doğru. Çünkü x'e 20 Newton verdiğinde sistem dengede kalması için y'de ne çıktı? 20 çıktı. Demek ki x ve y cisimlerin ağırlıkları birbirine eşit. Devam. Kaldıraçtaki destek M noktasına getirirse x cismi yukarı doğru hareket eder diyor. Şimdi getirelim. Bakın desteği M noktasına getirdik. Şurada olduğunu düşünüyoruz. Bakın desteğin burada olduğunu düşünüyoruz. Bu sefer eşitliğimiz nasıl olacak? 10 çarpı 3 diyeceğiz. 10 çarpı 3 eşittir. Y çarpı yine 3. Y neydi? 20 idi. Değil mi? Y 20. Burası 30 çıkarken burası 60 Newton çıktı. Değil mi? Şimdi yani bu şu demek. Y tarafı daha ağır basıyor. Bakın Y tarafı ağır basacak. Y tarafın ağır basması demek sol taraftaki çubuğun bakın şu kısmı biraz siliyorum. Şöyle siliyorum artık. Şöyle gelmesi bakın Y tarafı ağır gelecek ya. Sol taraftaki çubuk şu şekilde kalkacak. Bu çubuğun kalkması ipimizi çekecek. İpi bu tarafa doğru çekecek. Buradan ip aşağı doğru çekilecek. Aşağı doğru çekildiği için de X cismi mecburen yukarı doğru hareket edecek. Tamam. O zaman ikinci öncülümüze doğru. Eğik düzlemin boy uzunluğu artırırsa x cismi zemine doğru hareket eder diyor. Şimdi eğik düzlemin boyu arkadaşlar bu sistemde bizim için bir şey değiştirmez. Çünkü eğik düzlem burada makaraları sadece tutturmuş. Ve makaralarda bakın sabit makara. Sabit makaralar olduğu için herhangi bir değişiklik olmaz. Yani eğik düzlemin bu sistemde sadece bize herhangi bir etkisi bulunmuyor. Bu nedenle üçüncü öncülümüz yanlış olur. Cevap da Bursa olur.